İlk lisanslı deponun kuruluşu üzerinden geçen yaklaşık... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen lisanslı depoculuk değerlendirme toplantısına katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Pakdemirli, lisanslı depoculukta gelinen son durumu anlattı. İlk lisanslı deponun kuruluşu üzerinden geçen yaklaşık 10 yılda sağlanan destek ve teşviklerle bu sistem giderek büyümeye ve gelişmeye başladı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlar sayesinde son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında hem de kapasitede büyük artışlar oldu. Böylelikle lisanslı depo şirketi sayısı 38'den bugün 3,3 kat artarak 126'ya ulaştı. Lisanslı depo kapasitesi ise 1,8 milyon tondan bugün itibariyle 4 kat artışla 177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştı. Bakan Pakdemirli, lisanslı depoculuk sisteminin faydalarını dile getirdi. Bu sistem sayesinde çiftçimiz depo masraflarından kurtularak ürünleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza ederek saklıyor. Böylece hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinden daha az etkileniyor. Tabi lisanslı depolardaki ürününü sonraki aylarda daha yüksek fiyattan satma imkanına kavuşuyor. Hırsızlık, yangın, sel gibi doğal afetlere karşı mahsulünü koruma altına alarak hiç endişe duymadan üretmeye devam ediyor. Lisanslı depo ile artık kamyonlar değil, kağıtlar el değiştirerek ürünler pazarlanmakta. Yani lisanslı depoya teslim ettiği ürün karşılığında aldığı ürün senediyle ürün borsasında elektronik ortamda mahsulünü daha geniş bir yelpazede çok sayıda alıcıya ulaştırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depoculuğun Türkiye geneline yayılmasını hedeflediklerinin altını çizdi. Hedefimiz lisanslı depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte TMO'nun üreticiden yaptığı alımların tamamını lisanslı depolar üzerinden el-üs yoluyla gerçekleştirmek. El-üs yoluyla ürününü TMO'ya veya piyasaya satan üreticimiz daha fazla gelir elde ediyor. Bunu somut birkaç örnekle sizlere anlatayım. Çiftçimiz bir kamyon yani 20 ton buğdayını bu yıl açıkladığımız 1650 liradan TMO iş yerine sattığında vergi, SGK ve hizmet bedeli gibi kesintilerle eline net 31.350 lira geçti. Ama lisanslı depo üzerinde el-üs olarak satarsa eline net 33.400 lira geçiyor. Yani geliri %7 artmış oluyor. Yine 20 ton nohudunu el-üs üzerinden satarsa net gelirinde %6 artış oluyor. Kuru kayısıda ise 5 ton üzerinden benzer sistemde el-üs ile satış yaparsa net gelirinde yine %5 artış oluyor. Görüldüğü gibi sistemde kazanç da ortada. Burada tüm üreticilere sesleniyorum. Ürünlerinizi el-üs olarak satın, daha fazla kazanın.